Hristiyan atlet Katie Spatz, 5 Eylül'de Tanzanya topluluklarına temiz su ulaştırabilmek için Lifewater International'a bağış toplamak amacıyla hiç durmadan Maine eyaletini koşarak geçecek. Hristiyan atlet Katie Spatz, 5 Eylül'de Tanzanya topluluklarına temiz su ulaştırabilmek için hiç durmadan Maine eyaletini koşarak geçecek. Dayanıklı Hristiyan atlet, Lifewater International'a bağış toplamak amacıyla 209 kilometre boyunca koşacak. Run for Water, temiz su kaynaklarına ulaşılabilmesi için Spatz'ın son mücadelesi. Kanada sınırından başlayacak olan koşu, Belfast, Maine'de sona erecek ve Spatz eyaleti geçen ilk kişi olacak. Aynı şekilde New Hampshire ve Vermont'ta koşan Spatz, iki koşuyu da başarıyla tamamlayan tek kadın olarak adını duyurdu. Katie Spatz, The Christian Post'a yaptığı açıklamada, "Yüzme ve kürek çekmek için farklı alanlarda meydan okudum. Şimdi de temiz su için koşma zamanı. İnsanların temiz suya sahip olması, Tanrı'nın yüzüne gülümseme getirecektir. Temiz su sağlamak, Tanrı'nın yaşamamızı istediğine inandığım şeyin bir devamı" ifadelerinde bulundu. Su kıtlığının gelecekte savaşlara bile neden olabileceğine değinen Spatz, "Herkes büyük fedakarlıkta bulunmadan temiz su dünyasında yaşayabilir. Su, sağlıkta ve eğitimde ilk adımdır. Su her şeyi etkiler" açıklamasında bulundu. Katie Spatz ise önceki çabalarıyla temiz su girişimleri için 400 bin doların üzerinde bağış toplamayı başardı. 10 yıl önce Atlantik Okyanusu'nda yardım faaliyetleri düzenlemek için zihnini ve bedenini zorlayarak kürek çeken en genç insan olmayı başarmıştı.